Taşeron düzenlemesi hakkında işte yeni çıkan KHK ile hayata geçiyor değerli dostlar. Bu işçi kardeşlerimiz artık kadrolu olacaklar inşallah. 450 bin taşeron işçiye devlet memuru olma kapısı aralandı. Ancak bunun da tabii şartları var. Benim oğlum taşeron firmada olduğu için evlenemedi. Kaygılarımız var. Taşeron olduğumuz için işten çıkarılma durumu söz konusu olabilir. İhale yapıldığı zaman hepimiz diken üzerindeydik. Ne olacağız? Hem bir korkumuz var. Nedenleri ayrı, kaygıları ortaktı. Hepsinin en büyük korkusu bir gün işinden olmaktı. Taşeron'da çalışan 450 bin kişi inşallah sürekli işçi kadrolarına geçirmiş olacağız. Ben çok sevindim. Geceleri uyku uyuyamadım. Sevinçten uyuyamadım. Bu sefer üzüntüden uyuyamıyordum. Bu sefer sevinçten uyuyamadım. Yeni KHK ile devlette taşeron işçi tarih oldu. 450 bin taşerona devlet memuru olma yolu açıldı. Konu hem siyasetin... Bu düpedüz ayrımcılıktır. Düpedüz kulak yemektir. Hem de sokağın gündemindeydi. Yani %100 bir işim bu. Bugünden itibaren. Belediyenin bütün çalışanları, taşeronda çalışan bütün işçiler kadroya mı geçiyor? Çok evet. Şaşırdınız. İnanılmaz şaşırdım. Yani istedikleri gibi seni kapı dışarı yapamayacak kimse. Evet, en büyük korkumuz o. Taşeronluktan devlet memurluğuna geçmenin şartı var. İlki 4 Aralık ve öncesinde sözleşmeli işçi olmak. Kaç yıldan beri taşeronsunuz? 4 yıl. 4 yıldan beri. O zaman beyefendiyi de vuruyor. Kesinlikle vuruyor. 4 Aralık'tan önce taşeron olarak çalışan bütün kardeşlerimiz artık devlet kadrosunda. Önce başvuru yapmanız gerekiyor. Nerede çalışıyorsunuz? Hangi belediyede çalışıyor? Orası emniyette çalışıyor. Burası emniyete başvuracak. Burası kendi belediyesine başvuracak. Ama 10 güne kadar yapmaları gerekiyor. Süre 2 Ocak'ta başlıyor. Sonra da mülakat ve sınav maratonu var. Sınavda sorular nereden çıkacak? Bir KPSS gibi mi olacak? Matematik mi soracaklar? Türkçe mi soracaklar? Ben matematikten ne anlarım yani? Türkçeden ne anlarım? Herkesin kendi mesleğine göre kadroya geçeceksiniz diyese zor soru sormayacaklar. Yani. Yapmış olduğunuz işin mesleğine göre sorular alacaksınız. Memurlar da mesela çalıştıkları mesaiyi alabiliyorlar. Bizim mesela zorunlu kaldığımız durumlarda mesai yapabiliyoruz fakat mesailerden yararlanamıyorduk. Şimdi taşeron doğru söylüyor. 10 saatte kalsa, 11 saat kalsa da patronlarına bir şey diyemiyor. Mecburen çalışmak zorunda ve vermeseler bile para asla itiraz edemiyorlar. Taşeronlar devlet kadrosuna geçince hem iş güvenceleri olacak hem de maaşları artacak. Maaşlar. Ne kadar maaş alıyor? 2000 lira yol yemek kendine ait. Bir bisiklet aldı, yol parası vermeyin diye bisikletten gidip geliyor işe. Düzenli olarak bir maaş artışı olacak. Özlük hakları olacak. Kadroya geçmek bin evinde cebine fazla para girmesi demek. Memuriyet değerli dostlar son derece önemli. 2 Ocak tarihinde başlıyor. Başvuru süresi 10 gün sürecek. Sınavlar derken memur oluvereceksiniz. Muhteşem bir mesajdı. Harika bir müjdeydi değerli dostlarımız.